Şimdi biz Şimdi nükleer Merve silah Hanım. dediğimizde bile Evet. Nagasaki, Hiroşima örneği gözümüzün önünde bu görüntüler yine de çok subjektif geliyor. Yani gözümüzde bir şey canlanmıyor. F-35 deyince bir şey canlanıyor. O füzeleri görünce bir şey canlanıyor. Ama nükleer işte o dönemde nükleer silahlar var. Şöyle bir çanta kadar. Şimdi belki bir çip kadar. Bilemiyoruz onun yıkıcı kapasitesini. Şimdi sizi anlatırken bile hala insanların zihninde bir şeyler oturması çok zor. Ama baktığımızda günümüzde yapılan açıklamalara, ki Gaffar Bey'e de onu soracağım. Bugün Trump'ın yaptığı açıklamayla beraber affedersiniz. Dünya Tamam. şimdi şunu bekliyor. Kurs'taki ilerlemesinin ardından Ukrayna'nın Putin ifade ettiği gibi taktiksel bir nükleer silah kullanabilir mi? Bunu yapar mı? Köşeye sıkıştı mı? Ama bir yandan da işte ABD'den gelen açıklamalar sanki hani Rusya'yı buna zorlamak gibi ya da Çin'i buna zorlamak gibi. Gerçekten de ABD, Çin ya da Rusya bir nükleer silah denemesinde bulunsun da bir 3. Dünya Savaşı çıksın istiyor mu? Şimdi bu Batılıların rüyası bu. Bu rüyayı yani af buyurun aşeriyorlar. Bunu görüyorlar. Aa Putin bir nükleer bir şey atsana. Seyreltilmiş amonyum bir şey kullansa, uranyum kullansa da biz de bunu bahane edip savaşı daha da sata yaysak, bunu İstiyorlar yapsak. diyorsunuz. Bunu istiyorlar. Bunu açık açık bunu söylüyorlar, deklare ediyorlar. Yani Amerikalı uzmanlar diyor, bizimkiler bunu istiyor diyor Amerikalı uzmanlar. Fakat şurayı unutmayalım. Bakın haritada dünyada nükleer silahı olan ülkeleri görüyoruz. Bütün bu ülkeler arasında nükleer silahı kullanmış olan, nükleer silahla sivil öldüren bir ülke var. O da Amerika Amerika. Birleşik Devletleri. Başka bir ülke yok. Onların hiçbiri. Bakın İsrail dahil. Soykırımcı İsrail dahil. Soykırımcı İsrail dahil. Bugüne kadar nükleer silah kullanmadı. Ha bu İsrail'i temize çekmek için söylemiyorum. Değil elbette. O daha beterinde yapar da. Fakat nükleer silaha sahip olan ülkeler içinde şeytanlaştırılan Kuzey Kore'de dahil olmak üzere söylüyorum. Nükleer silahla insan öldüren tek ülke Amerika'dır. Nereye attı onu? Hiroşima, Nagasaki. Japonya attı. Ne zaman attı? Konuşuldu zaten. Teslim olduktan sonra attı. Ya bu ülke teslim olmuş zaten. Yani siz nükleer silah kullanmasanız da Japonya teslim olmuştu. Fakat Amerika bir deneme uğruna bunu yaptı. Şimdi dolayısıyla nükleer silah dediğimizde evet dünyada nükleer bir silahlanma var ama Amerika bir yana ve Amerika'nın müttefikleri bir yana, diğerleri bir yana. Diğerlerinden kastım ne işte Hindistan, Pakistan, Çin, Kuzey Kore, Rusya. Bunlar bir yana, Batılılar bir yana. Bakın Kuzey Kore'yi de koyuyorum oraya. Kuzey Kore Amerika'dan çok daha merhametli ve düzgün bir ülkedir. Kimseye bir zararı yok. Kimseyi öldürmedi ya Kuzey Kore. Adamların kendi iç savaşı oldu. Bakın iç savaş oldu. İç savaşta daha barış anlaşması da imzalanmadı. Ateşkes yaptılar. Barış anlaşması olmamasına rağmen birbirlerine kurşun sıkmıyorlar. Orada duruyorlar. Beğeniriz beğenmeyiz ayrı konu. Bize göre bir ülke değil. Bize göre bir sistem değil ayrı konu. Ama Kuzey Kore'nin nükleerlerinin kimseye zararı olmadı. Fakat Amerika dünyadaki en büyük nükleer saldırı ve tek nükleer saldırının tek müsebbibi. Şimdi bu ülke kalkıyor. Nükleer silahlarla ilgili akıl dağıtmaya kalkıyor. Allah'tan bakın detant vardı. Bu 1970'lere damgasını detant politikası vurdu. Yani karşılıklı silahsızlanma, bunun detantın silahsızlanma sonucu asıl adı barış içinde bir arada yaşama doktrini. Kuruşçev'e dayanır bu. Yani Sovyetler Birliği Başkanı Kuruşçev'e dayanır. Sebebi şuydu, Amerikan sanayi silah üreterek gelişiyor. Amerikan ekonomisi için silah üretmek iyi bir şey. Ama o zamanki Sovyetler için iyi bir Ya şey değil. buna muhtaç, buna Yani şöyle bağımlı. düşünün, gelişmekte olan ülkeler için silah üretmek iyi bir şey değil. Neden? Türkiye için de çok iyi bir şey değil bir yandan. Çünkü öncelikle bizim hastaneye ihtiyacımız var, yola ihtiyacımız var, havalimanına, baraja, enerjiye. Şimdi o kadar yollar yapılıyor değil mi Türkiye'de? O kadar havalimanları yapılıyor, efendim o kadar binalar yapılıyor, hastaneler yapılıyor. Neden? Ancak onlar bittikten sonra, halkın temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra siz silah üretmeye sıra geliyor. Fakat şimdi Amerika'nın öyle bir derdi yok ki, Fransa'nın öyle bir derdi yok ki. Nasıl onda halkın bütün temel ihtiyaçları karşılanmış durumda mı Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle bir refah Yok, seviyesi mi hayır var? şimdi %100 öyledir demiyorum ama şöyle bakın. Yani sağlık altyapısını bitirmiş. Amerika mı? Tabii. Çalıştıramıyor ayrı konu. Ama sağlık Ama bu altyapısı problem değil mi şimdi o yani? Bu şimdi o elimde nükleer silah var kullanmasını çok bilmiyorum çok gibi genel bir çok şey. genel bir şey söylüyorum. Haklısınız. Yani sağlık vesaire yani Amerika'nın durumu ortada. Ama şunu kabul edelim. Bunlar sömürgeci ülkeler. Bunlar 200 yıl boyunca dünyanın bütün kaynaklarını sömürdüler. Yetmedi.
kendilerine taşıdıkları insanları, Karadenizlileri köre olarak sömürdüler. Yetmedi, yerlileri sömürdüler. Yetmedi, konusuna komşusuna saldırdı, onu sömürdü. O sömürünün sonucunda bir müreffeh devlet oluşturdular. Avrupa medeniyeti böyle çıktı. Amerika ama peki Rusya böyle çıktı. Açısından bakarsak Türkiye'yle Rusya köylü bir ülkeydi. Bakın şöyle bakın. Şu anda mesela müreffeh bir yapısı mı var? Bütün sağlık yapı sistemleri mükemmel işliyor durumda mı? Mükemmel işliyor demek başka bir şey. Tamamlanmış olması başka bir şey. Çalışıp çalışmaması ayrı bir konu. Yeterli mesela, sayıda hastane var diyorsunuz. Mesela yeterli sayıda sağlık tabii, tabii, personeli var yani şöyle düşünün. Şöyle bakın. Örneği şöyle düşünün Merve Hanım. Çiçek hastalığından milyonlarca insan ölüyor. Sıtmadan milyonlarca insan ölüyor. Basit bir Persinia yestis veba mikrobu. Basit bir veba mikrobunu yönetemiyorsunuz. Çin'den oradan, çıktı dediler. Tabii ha bravo. Şimdi oralarda, üzerinden oradan siz neye geliyorsunuz? Sağlık sisteminiz var. Doktorunuz var, hemşireniz var, efendim ambulansınız var. Tamam Amerika bu konuda kötü olabilir, iyi olmayabilir ama var. Yani orayı aşmış. Yani basit bir mikrop nedeniyle insanlar ölmüyor. Ya da beslenme sorununu çözmüş, açlıktan insanlar ölmüyor. Çin'de, bakın Çin'de çok değil. Bundan 60-70 yıl önce açlıktan insanlar ölüyordu. Büyük kıtlıklar oluyordu. Nasıl kaynaklı öyle bir gelişmeyi Rusya, bakın Sovyet devriminden sonra Rusya biliyorsunuz Stalin döneminde çok büyük bir açlık yaşadı. Tahminlere göre 2 ila 7 milyon arası insan sırf açlık nedeniyle öldü. Yani bunları önce çözeceksiniz. Ondan sonra silah sizin için üretilebilir bir şey olacak. Şimdi kapitalist batı için silah üretmek kötü bir şey değil. Silah üretiyor, silah ürettikçe ekonomisi de kalkınıyor. Fakat gelişmekte olan ülkeler için, mesela Pakistan için silah üretmek büyük bir yük. Çünkü siz halkınızın refahından alıyorsunuz mecburen. Bir tarafa koymanız lazım. Niye? Çünkü Hindistan burnunuzun dibinde nükleeri var. Siz de mecbursunuz. Öte yandan mesela hani bizde bazı aklı evveller çok alay ederler. Bizim sol liberallerde falan vardı. Mesela Hindistan uzaya gidiyor. Vay adamın halkının işte efendim ayağında çarık yok uzaya gidiyor. Ya adam uzaya gitmek zorunda. Uzaya gitmezse düşmanlarıyla baş edemez. Orada var. Hikayemiz böyle. Hocalar nereye getirdiler? Uzaya getirdiler. Rusya'nın S-400 sistemi bizde var. S-500'ü de ürettiler. S-500, S-400'den çok daha mütekamil bir hava savunma füze sistemi. Peki Rusya ilk denemesiyle neyi vurdu? Uzaydaki bir uyduyu vurdu. Yani S-500'le vurdukları ilk hedef deneme olarak yaptılar. S-500 bir savunma sistemi değil mi? Aynı zamanda saldırıya da işte yukarıdan ne geliyorsa onu vuracak. Çok yüksek irtifalı. Radarları çok kuvvetli olduğu için uzayda radar. Gitti uzay radarları. Gitti bunlara. Uzaydakini vurdu. Kendisine ait bir uyduyu vurdu. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüm dünyaya mesaj verdi. Hocamın söylediği mi? Dedi ki bakın dedi uzay savaşı geliyor. Ben de uzay savaşına hazırım dedi. Demek ki bizim o uzayı görmemiz lazım. Bu adamların elinde bu kadar nükleer varken bizi yaşatmazlar. Türkiye'ye nefes aldırtmazlar açık söylüyorum. Hepsi bir yana Türkiye bir yana. Bana ne dünyadan? Sınırı geçtikten itibaren benim için el. Sınırdan bu tarafı benim kardeşim. Sınırdan öbür tarafı konu olur, komşu olur, dost olur. Kardeş olmaz. Biz burada kardeşiz. Bu toprakta biz kardeşiz. Onun için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konu yani nükleer konusu bizim için çok önemli. Uzay konusu çok önemli. Arada hocam söylediğim metodoloji yapay zeka çok çok önemli. Evet. Kissinger bu adam abim çok güzel bahsettiniz yani Kissinger'e atıf yaptınız. Evet. Şimdi bu Henry Kissinger şöyle bir adamdı. Yani kötülüğün dehasıydı bu adam. Evet. Çok kötücül bir beyni vardı fakat Çin'de, bir dehaydı. Nixon'u Çin'e götürerek bu olayları senaryonun kurucusu. Şimdi 40 sene sonra aynı yere geldi. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size. 2017 senesinde ben şeyde okudum bunu. İngiliz Financial Times bir özel röportaj yapmış. 2017 o zaman 98 yaşında falan zannediyorum Kissinger. Bir tam sayfa röportaj. Özel röportaj Kissinger'la. Kissinger'a bazı sorular soruyorlar. Diyorlar ki İngiltere Dışişleri Bakanı'nın adını soruyorlar. O günkü Dışişleri Bakanı'nın. Diyor ki bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. Başarılı mı? Kissinger diyor ki o kim diyor tanımıyorum. Bilmem. O kim tanımıyorum diyor. Adamın adı, ya adam İngiliz Dışişleri Bakanı. Ya boş verin diyor. Bunlar bakanlar geçer diyor. Dışişleri böyle bir şey değil. Nasıl yani diyor. Dışişlerine birine benim başarılı diyebilmem için diyor Kissinger. 20 yıl sonranın sorunlarını bugün önüne alması ve çözmesi lazım diyor. Evet. Siz diyor ne yaptınız diyor muhabir meslektaşımız. Biz diyor komünizmin çökeceğine dair plan yaptık diyor. 30 yılda da başarılı olduk. Bitirdik o işi diyor. Benim en büyük başarım o diyor. Budur diyor. Devamında da şunu soruyor bakın. Peki o zaman diyor bugünkü dışişleri bakanları, bugünkü hükümetler neyle ilgilenmeli diyor. Kissinger'in cevabı ne biliyor musun? 2017 yapay zeka diyor.
Yapay zeka ile ilgilenmeleri lazım. Ben de onun kitabını yazıyorum dedi. Zaten çıktı biliyorsunuz 2019'da. Tabii. Ölmeden önce yayınladığı son kitap yapay zeka kitabı. Yani uzay, yapay zeka, nükleer bunlar yan yana gelecek. Bizim muharip uçağımız falan bizim için çok heyecan verici bir şey. Robot ya, asker çalışıyorlar şu an. Çinler. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de aynı. Şimdi birazdan konuşacağımız bu Tayvan, işte Filipinler vesaire meselesindeki esas gerginlik de çip meselesi. Bir de bir oraya gidelim. Bunların hepsi tabii çipe, yapay zeka çipe dayanıyor. Bravo. Bravo. Yani, hocam bir cümle seni size bırakayım o zaman. Çok güzel bir yere getirdiniz. Çip bakın. Yani. Şimdi yapay zekaya sahip olmanız lazım. Yapay zekaya sahip olmak için süper bilgisayara sahip olmanız lazım. Evet. Süper bilgisayar şu. Bizim önümüzdeki bilgisayarların 1000 katı, 100 bin katı, 1 milyon katı işlem gücü. Bu ne demek? Çok büyük işlemciler demek. Dünyada bu işlemcilere sahip olabilen iki ülke var. Biri Amerika, öbürü Çin. Hadi içine gidelim biz de. Tayvan olayı işte bu. Tayvan olayının arkasında çip yatar. Tabii. Çipler yatıyor. Biraz sonra detaya Amerika girip. Derken Tayvan'ın o zaman ordularla beraber yeni caydırıcı. Bir ekleme yapayım, çok önemli. Bir ekleme yapın. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor Çin'de. Tamam, muhabirimiz. Haber muhabiri Çin'de. Gaffar Bey'in yeni sözü de çok önemli başladı. Bir şey çok vardı. Çok uzun değil. Siz bir tamamı. Bu arada Gaffar Bey çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yeni fark ettim boğazınızı. Basit bir kaza. Öyle basit mi? Bir kaza. Önemli bir şey. Önce çok teşekkür ederim. Önce kazanızın bir uzantısı zannettim. Fark etmedim ama sonra anlayınca sözünüzü kesmek istemedim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Çin dedik. Mehmet Zeyrek sen de oraya yeni gittin ama inanıyorum gözlemleme fırsatın oldu. Şimdi oradaki yayınları okuyorsun, makaleleri okuyorsun, takip ediyorsun. Biz hep Çin'i konuşuyoruz. Yapay zeka diyoruz Çin, nükleer güç diyoruz Çin. Çin'in caydırıcılık gücü dünya kamuoyu açısından her gün büyüyerek, artarak, katlanarak artıyor. Biz buradan bu kadar konuşuyoruz da oradan bakıldığında ne? Yani oradaki vatandaş 1 milyardan fazla dünyanın en kalabalık ülkesiydi. Şimdi ikinci en kalabalık ülkesi oldu değil mi? Hindistan onu geçti. Ya bu konuşuluyor mu? Çin'in gündemi her gün bangır bangır medya, basın. Biz dünyanın en büyük gücü olacağız. Ekonomimizi katlayarak büyütüyoruz. Yapay zekada en ileri seviyeye geldik. İşte çip üretiminde öyle. Nükleer silahlanmada böyle. ABD bizden korkuyor bir tek dünyada. Böyle bir durum söz konusu mu Çin'de? Biz merak ediyoruz. 1,5 milyar insan ne konuşuyor orada Çin'de? Evet, aslında benim de buraya gelmem 2 hafta oldu ama bu 2 hafta süreç içerisinde Çin'de her şeyin sistemle ve teknolojiyle yönetildiğini görüyoruz. Mesela Pekin başkent 35 milyon nüfusu var. Yani Türkiye'nin yarısı bir şehirde biraz toplanmış durumda. Biraz da sesini yükseltelim mi Mehmet'in? Tabii bu 35 milyonluk Pekin şehrinde nüfusu aslında görmek imkansız. Metrolarda, otobüslerde. Bu nüfus aslında sahaya yansıması 1 milyon gibi. Dolayısıyla Çin'in aslında her alanda bir kurallara dayalı yönetim sistemi var ve vatandaşların da müreffeh bir standarda ulaştığını görebiliyoruz. Aslında bundan 100 yıl önce aşağılanan bir Çin vardı ve tarımıyla, sanayisiyle bitmiş bir ülkenin bugün bir asır sonra dünyanın caydırıcı gücü olması ve ülke ekonomisini, dünya ekonomisini tek başına domine edecek bir güce ulaşmasını, yani Çin mucizesini aslında bir nevi inceliyoruz. Bugün gelinen noktada nükleer savaş ihtimali var mı tartışılıyor elbette. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer stoğu kapasitesi hep tartışma konusuydu. Çin bu alanda çok yaptı ve özellikle Pentagon'da dikkatimi çekti bu durum. Özellikle yönetiminin ayında nükleer görevlendirmenin basına sızmasıyla birlikte yeniden dengeler değişmeye başladı. Çin konuda hemen açıklamalarda bulundu. Çin'in nükleer kapasitesinin bir caydırıcılık anlamında var olduğunu, ilk kullanan taraf olmak istemediklerini her fırsatta vurguladılar. ABD bu nükleer görevlendirme kılavuzuyla birlikte dış politikada da aslında bir vizyon bırakıyor. Hem demokratlar için hem de cumhuriyetçiler için. Tabii Çin'in bu alandaki nükleer alandaki çalışmaları dikkat çekici çünkü 10 yıl sonra ABD'yi geçmesi tespit ediliyor ve Pentagon. Evet, Pentagon tarafından. Dolayısıyla Rusya'ya odaklanmak yerine hedeflerini Çin'e çevirdiler.
Bu konuda da Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklamalar geldi. Çin'in her zaman barışı savunduğu ve nükleer gücünün bir savunma stratejisi olduğunu, ilk kullanan tarafta olmak istemediklerini belirtti. Tabii bu da çok diplomatik Çin'in, bir açıklama tabii. Tabii bu diplomatik açıklamanın da sebepleri var. Çünkü hem ABD hem Çin aslında jeopolitik siyasi mücadeleler veriyor. ABD bir yandan İsrail'in soykırımına destek verirken Çin ise Rusya ile yakınlaşmış durumda. Masaya oturduklarında birisi Ukrayna krizini, diğeri Gazze meselesini öne sürüyor ve bu konuda her iki tarafta birbirlerine aslında bir ahlaki üstünlük kurmaya çalıştıklarını belirtelim. Zaten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da bugün Çin'e gelmişti ve yarın da yine temaslarını sürdürecek. Masada birçok konuşulacak başlık var aslında. Güney Çin Denizi var mesela. Güney Çin Denizi'nde Filipinler'de aylardır süren bir kriz olduğunu da belirtebiliriz. Ve bu alanda özellikle Jack Sullivan'ın da yine bölgedeki istikrarın korunması için mesajlar vereceğini bekliyoruz. Diğer taraftan yine Güney Çin Denizi'nde Çin %80'inin egemenliği altında olduğunu belirtiyor ama Filipinler, Brunei, Malezya gibi ülkelerse bunun aksini iddia ediyor. Hatta Lahey'deki daimi mahkemede de yaklaşık yarım asır öncesinde Filipinlerin de Güney Çin Denizi'ndeki haklarına vurgu yapılmıştı. Ancak buradaki kriz uzun süre çözülemeyecek gibi görünüyor. Çünkü Güney Çin Denizi'nde yıllık 3 trilyon dolar gibi bir gelir kaynağı var. Petrol var, doğal gaz var ve deniz canlıları var. 3 trilyon dolarlık bir kaynak var. Dolayısıyla bu çok ciddi bir bütçe olduğunu da belirtebiliriz. İşte bunun için ABD savaş gemileri, Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaparak Çin karasularının sınırlarında aylarca gezindiler. Geçtiğimiz günlerde ABD fırkateyni bölgeden ayrıldı ve Çin egemenliğini ihlal etmediklerini, uluslararası seyir sefer haklarını kullandıklarına dikkati çektiler ama bu tür adımlar Çin'i aslında kızdırıyor ve sürekli diplomatik açıklamalarda peş peşe geliyor. Peki ABD sadece Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ziyareti öncesinde ilk defa bir şey oldu. İlk defa Çin ve Japonya arasında ulusal güvenlikle ilgili bir ihlal yaşandı. Hani Tayvan'la gerginliğini biliyoruz Çin'in, yaşanan çatışmaları biliyoruz ama neden bugün Japonya ile böyle bir şey yaşandı bu ziyaretin öncesinde sence? Tabii Japonya bu ziyaretin öncesinde Çin'e ait askeri bir keşif uçağı Japonya'daki Güney adalarına doğru bir askeri ihlal yapıldığını iddia etti Japonya ve hemen savaş uçaklarının karşılık vermesiyle birlikte 2 dakika içerisinde Çin savaş uçağının bölgeden ayrıldığını belirttiler. Bugün aslında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne bu konu soruldu ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de şu açıklama yaptı. Böyle bir olayla ilgili tüm delilleri topluyoruz denildi. Yani aslında yine diplomatik bir açıklama yapıldı. Japonya ise Çin'in amacı ne diye sordu. Elbette yine bunlar da Jack Sullivan'la birlikte görüşülecek konular arasında. Tabii Güney Çin Denizi dedik ve Japonya aslında bütün bunlara baktığımızda Çin sadece nükleer silahlarıyla değil, donanmasıyla da öne çıkıyor. Bugün ABD'den daha fazla bir donanmasına sahip. Hatta geçtiğimiz günlerde Mısır'da, Doğu Akdeniz'de ortak bir tatbikatta da bulundular. Tersanelerinde çok ciddi bir üretim olduğunu belirtelim. Yapay zeka özellikle. Yapay zekayı kullanıyorlar bu fırkateynlerin inşasında. ABD'nin bir yılda yaptığı bir gemiyi, özür dilerim, ABD'nin 7 yılda yapabileceği bir donanmayı aslında Çin bugün 1 yılda yapabilecek bir seviyeye geldiğini de belirtmiş olalım. Gayri safi milli hasılasındaki artış da çok dikkat çekici. 20 yılda 1 trilyon dolardan 17 trilyon dolara yükselmiş. Tabii nüfusu da çok büyük Çin'in. Ama yapay zekayı artık ordu teknolojisine de entegre etmiş. Böyle çok
şunu diyebilir miyiz? Yani tabii bunu buradan bakarken hesap edemek çok zor da. Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri açısından teknolojik o makas açılmaya başlamış mı Çin lehinde? Aslında şu an tam anlamıyla açılmış diyemeyiz ama Çin'in teknolojideki önemli yatırımları var. Yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar. Hatta bu yapay zeka sayesinde şu anda yollardaki mobese kameralarına kadar 1,5 milyar insanı aslında vatandaşlık notlarını belirliyorlar. Nasıl uygulanıyor? Yani yollardaki mobese kamerası yapay zekaya entegre edilerek nasıl bir sonuç elde ediyorlar? Öğrenebilme fırsatın oldu mu? Mesela aslında şuna bakacak olursak özellikle Çin'de trafik kazaları oranı, yayaların trafik kazalarında hayatını kaybetmesi durumu en aza indirgenmiş durumda. Bunun sebebi şu, eğer kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiğinizde direkt kameralardan vatandaşlık notunuzun, puanınızın düştüğü söyleniyor. Ve bu durumda da ne oluyor vatandaşlık puanınız düştüğünde? Çin'de ailenizle bir yere vakit geçirmeye gittiğinizde her yere aslında alınmıyorsunuz. Kriterler bu kez öne çıkıyor. Ve elbette vatandaşların... Var. Sosyal dışlamaya uğruyorsunuz. Evet. Evet, sosyal olarak dışlanmaya uğruyorsunuz. Değil mi? Çok doğru. Şimdi bir şey sorayım. Yani 100 puan düşünün. Tabii bu da... Çok enteresan. Mehmet, müsaadenle şimdi son birkaç dakika stüdyodaki konuklarım soruları var galiba. Gaffar Bey'in ilgili sorusu gelecek. Aslında Mehmet Bey'in girdiği konu önemli bence. O bitirsin, ben öyle sorayım. Evet. Şimdi peki, tamam. Mehmet, konu. Dinliyoruz. Ben şöyle açıklayacaktım. 100 puan diyelim. Vatandaşlık görevi şu, herhangi bir hırsızlık, işte trafik ihlali vesaire yapmamız gerekiyor. İyi vatandaş olabilmeniz için tamamen örnek olarak söylüyorum. Tiyatroya gitmeniz 10 puan, trafik kazası, işte hiçbir şeye karışmamanız, işte atıyorum çocuklarınızın belli eğitimlere katılması 20 puan. 80 onlar da puan dahil altını. Mi gerçekten yoksa farezi örnekler hayır, var. Mi veriyorsunuz? Evlerde barkod sistemi var, görevliler evin içerisinde barkodla girdiği zaman evin içerisindeki bütün güvenlik riski olan kişi var mı yok mu, ne yapılmış ne edilmiş, onların hareketleri, sağlık raporları, adli raporları, tapu kayıtları vesaireyi o QR kodundan hepsini görebiliyor. Doğu Türkistan'da pilot bölge olarak Çin orada uyguladı bunu. Oradan bir Çin'e de bunu yaydı. Sadece bankaları uyguluyor. Yani kredi notunuza göre evet. Size kredi veriyor ya da vermiyor. Kredi kartınızın limitini artırıyor, artırmıyor ama vatandaşlıkta kullanmak gerçekten belki de yani günümüz teknolojisiyle çok mümkünken çok da mantıklı bir durum. Ama orada Mehmet'in söylediği şey de Gaffar Bey de muhtemelen gelecek. Daha gözetlenen, sürekli kontrol altında tutulan, evet, bir polis devlet hatta algısı. Daha bilim kurgu olacak ama suç işleme potansiyeli olan kişilerin toplumdan elimine etmeye ya da izole etmeye yönelik artık distopik bir otoriter bir yönetime doğru da Çin gidiyor maalesef. Bu Covid'de de bunu denediler. Covid'de denediler. Yaptılar. Şimdi bir soru sorabilir miyiz Mehmet Bey? Buyurun Bülent Bey. Buyurun Bülent Bey, sizin sorunuzu alayım. Buyurun abi, buyurun. Mehmet Bey, iki soru sormak istiyorum. Önceki gün Amerikan uçak gemisi koridordan, oradaki boğazdan, Tayvan boğazından geçerken Çin uçaklarının tepesinde uçtuğuna dair bir haber geldi. Bunun üzerine Amerikan uçakları da kalkmış havaya. Bir sıkıntı meydana gelmiş küçük oranda. Bu olayla ilgili bir bilginiz var mı? İkincisi de Çin'in şu andaki bu yıl kalkınma hızına baktım. %10'lardan %6'larda görünüyor. Bir düşüklük var. Yani Çin'in ekonomik sıkıntıya sokmaya yönelik Amerika'nın hem kendi ülkesinde, Amerika'da hem de Avrupa üzerinde bazı sıkıştırmalar yaptığına dair bilgiler vardı. Onun sonucunu da değerlendirme imkanınız olabilir mi? Evet, öncelikle evet, o zaman Güney Çin Denizi'ndeki durumla hemen toparlayayım. Hı hı. Güney Çin Denizi'ndeki durum aslında savaş uçaklarının karşılıklı olarak kalkmasıyla ilgili Çin devlet medyasında böyle bir haber yansımadı ama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar şu yöndeydi. ABD savaş gemilerinin sürekli gözetim altında tutulduğu. Yani sınır ihlali durumunda, Çin'in egemenliğine karşı bir ihlal durumunda hemen notayı vermeye hazır halde bekletildi ve tabii ABD gemisiyle ayrılırken bu durum sıcak olarak an be an gözlendi.
Diğer konumuza gelecek olursak, evet, Çin'deki bu süper güç dediğimiz ülkede ABD'nin özellikle ambargoları, teknolojisine, yapay zekasına yönelik uyguladığı tek taraflı ambargolar var. Ve Çin de aslında bu konuda her fırsatta eleştirilerini dile getiriyor. Ticareti siyasallaştırmayın açıklamalarını da dikkatle okumak lazım aslında. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mehmet Seyrek, tabii biraz şomazlık olacak ama arkandan Çin polisi ikinci kez geçti. Karşı şeritteydi. Şimdi biraz önce senin şeridinden geçti. Açık havada yayın yapmak anladığım kadarıyla Çin polisinin pek sevdiği bir şey değil. Dikkatli olmalısın diye bir tavsiyede bulunayım İstanbul'dan. Evet, aslında şöyle yani Çin polisinden iki hafta boyunca herhangi bir müdahale yaşamadım. Ama bu durumda aslında bir güvenlik derecesini gösteriyor diyebiliriz. Çünkü aslında az önce ben kadraja yansıtmadım ama arkamda Avrupalı turistler vardı ve burada beni rahatsız etmeye de çalışıyorlardı. Hmm. Bir nevi aslında iyi de oldu. Güzel. Tabii. Ve o zaman aslında biz başka bir şey görüyoruz. Bir mit yıkılıyor ama şu an. Bak, Çin polisi rahatsız etmiyor. Evet. Avrupalı turist rahatsız ediyor. Çin polisi korudu Avrupalı turistten bizim. Vallahi bilmiyoruz. Distop. Bu çok enteresan bir durum. Alışılarak her şey bizim güvenliğimiz için gelip tehlikeli bir noktaya da gidiyor. Peki reklam arasında gitmem gerekiyor. Şey Mehmet, hayırlı uğurlu olsun. Seninle ilk yayınımız bu. Çin'deki görevin başladı. İki hafta oldu. Bu gelişmelerden, bu anlattıklarından, bugün konuştuklarımıza anlayacak olursak daha çok yayın gerçekleştireceğiz. Her gün senin oradan anlatacaklarına ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Biz de bir araya gidelim. Reklamın ardından devam edeceğiz.